İyi akşamlar. 4 Ocak Salı Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karaer ben. Belediyenin sokak arasında kurulan pazarı kapalı pazar yerine taşımak istemesi pazarcılarla polisi karşı karşıya getirdi. Sloganlar atıp yürüyen pazarcılar barikatı aşmaya çalışınca polis biber gazı ve plastik mermilerle karşılık verdi. Polis barikatını aşmaya çalışan pazarcılar bacaklarını sıkılan plastik mermilerle böyle dağıldı. Gazi Osman Paşa'daki gerilimin nedeni belediyenin salı pazarını kapalı pazar yerine taşımak istemesiydi. Bu karara karşı çıkan pazarcılar toplanıp eylem yaptı. Ardından da basın açıklaması yapmak için eski pazar yerine yürümek istediler. Onları hepimiz pazarda satış yapmak için bağırırken biliyoruz ama bugün burada satış için değil, kaldırılan tezgah yerleri için slogan atıyorlar. Ama yol üzerinde önlem alan polis onların eski pazar yerine geçmelerine izin vermedi. Pazarcılarsa açıklama yapıp dağılacaklarını söyleyip ısrar etti. İzin çıkmayınca polis barikatını zorladılar. Çevik kuvvet polisi sayıca azdı ama biber gazı ve plastik mermiler devreye girince denge değişti. Pazarcılar bacaklarına sıkılan plastik mermiler yüzünden bir anda dağıldı. Pazarcıların ilerlemesi durduruldu ama tartışmalar bitmek bilmedi. Hepimiz pazara sloganı atan pazarcılar sakinleştirilemedi. Engellemelere rağmen eski pazar yerine ulaşmayı başaran bazı pazarcılar yine tezgah açtı. Yerine geçsin, çadırını açsın. Biz açacağız. Tezgahların açılmasından sonra devreye zabıtalar girdi. Pazarcılar kapalı pazar yerine geçmeleri için ikna edilmeye çalışılıyor. Önce Türkiye'nin kendilerine yardım etmediğini öne sürdüler. Sonra da Türk kadınlarına tecavüz etmekle tehdit ettiler. Tüm bunları sosyal medyada görüntülü konuştukları bir Türk'e anlattılar. Görüntüleri izleyen polisin hemen peşlerine düştüğü iki Suriyeli gözaltına alındı. Türkiye'desin, sen farkında mısın? Sen nasıl tecavüz ederim falan bilmem. Türk kadınlarına ağza alınmayacak hakaretler etti, meyilli olduğu suçu açıkça itiraf etti. O iğrenç sözleri sarf eden Suriyeli ve arkadaşı gözaltına alındı. Suriyeli bir Türk'le sosyal medyada görüntülü sohbet ediyordu. Suriyelilerden biri önce Türkiye'nin kendilerine yardım etmediğini, para vermediğini iddia etti. Size benze yani yardım etmiyorsunuz. Forma bu düşünün. Nasıl yardım etmiyoruz lan biz size? Para göster lan, 1 milyon göster lan size. 1 milyon. Türk genci ona tepki gösterince de tehdit etti. Sen şu an Türkiye hakkında konuşuyorsun. Farkında mısın ha? Hakkında konuşurum ben her zaman. Ha, erkeklik yaparsın telefon arkasında, gel buraya erkeklik yaparım. Yetmezmiş gibi Türk kadınlarına da ağza alınmayacak hakaretler etti. Tecavüze meyilli olduğunu açıkça itiraf etti. Türkiye'desin sen, farkında mısın? Sen nasıl tecavüz ederim falan bilmem. Tecavüz ederim. Görüntüleri izleyen polis hemen harekete geçti. Haklarında soruşturma başlatılan iki Suriyeli, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki Suriyeli, savcının talimatıyla Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı getirilen ikili yarın sınır dışı edilecek. Bence bu iki şerefsizi sınır dışı etmektense versinler Türklerin eline, bizim elimize. Bak ondan sonra ne oluyor? Şerefsiz it, şerefsiz it. Senin ülken işgal altındayken bizim kardeşlerimiz, çocuklarımız Mehmetçik koruyor senin orada mazlum olan halkını. Sen aç köpek gibi burada para dilenirken bizim Mehmetçiğimiz koruyor senin orada ezilen halkını. Haddini bileceksin, alçak. Devam edelim. Amca çocukları arasında miras nedeniyle anlaşmazlık vardı. İkisi kardeş, üç kuzen sokakta karşılaştıklarında tartışmaya başladı. O tartışmaya bir akrabaları dahil olduktan sonra peş peşe silah sesleri yükseldi. Miras kavgasında iki kardeş ve dayıları hayatını kaybetti. Abi bunu ne yaptın? Hani atıyorsun?
Kuzenlerin miras kavgası katliamla bitti. Mehmet Yılmaz iki amcasının oğlunu ve onların dayılarını öldürdü. Ya bu polis nerede abi ya? Polis nerede? Kayseri'de yaşayan Yılmaz ailesinin iki tarafı miras yüzünden anlaşmazlık yaşıyordu. Seyit ve Gaffar Yılmaz kardeşler amcalarının çocukları Mehmet Yılmaz'la sokakta tartışmaya başladı. Bu sırada iki kardeşin dayısı Serdar Yılmaz da yanlarına geldi. Abi kafaya sıkıyor. Nabız atıyor abi. Kafaya sıkıyor. Nabız atıyor. Yok şuradan girmiş. Mehmet Yılmaz hem iki kuzenine hem de dayılarına kurşun yağdırdı. Başından vurulan iki kardeş olay yerinde öldü. Dayıları ve yoldan geçerken seken kurşunla yaralanan Mustafa Akbulut hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak dayı da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Miras davasına kurban giden dayı ve iki yeğenin cenazeleri bugün toprağa verildi. Polis onları katleden Mehmet Yılmaz'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 18 blokta 792 dairenin bulunduğu sitenin yönetimi 145 lira olan aidata %66 oranında zam yaptı. Aidatların yükselmesine karşı çıkan site sakinleriyle yönetim arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine siteye polis ekipleri geldi. 145 liralık aidatı 255 liraya çıkardılar. Bütçeyi daha iyi hazırlayabilecek bir arkadaşımız varsa gelsin hazırlasın. Ben de sizin yanınızdayım. Biz yönetimden istifa edelim. Bir sorun yok. Yönetimin aidatlara yaptığı zam site sakinlerini ayağa kaldırdı. Sitede gece yönetim istifa sesleri yankılandı. Şu an için istifa etmemelerinin tek sebebi de bu gelir gider furyasını açıklayamamalarıdır. Hadımköy'de 792 dairenin bulunduğu TOKİ konutlarında oturanlar aidatlara %66 oranında zam yapılınca ayaklandı. Biz dün akşam topluca envanter defterini istedik fakat envanter defterini vermek yerine burada istifa etmemek için adeta uğraşıyorlar. Verdikleri 145 lira aidatla bile siteye yeteri kadar bakım yapılmadığını iddia edip yönetim ofisi önünde toplanan grup isyan etti. Diyor. İşine gelirse diyor. İstifa etsin, bıraksın. Binaların içini temizlesin. Binaların içini biz temizliyoruz. Tartışma uzadıkça uzadı. Aidat tartışması arbedeye dönüşünce siteye polis ekipleri sevk edildi. Az bir söz, bir dakika. Saatlerce süren tartışma seçim kararı alınmasıyla son buldu. Seçime gidecek, halk onu istiyoruz. Memnun değillerse değiştirsinler tabii. 145 lira hani bir aidat için belki normal bir rakam ama %66 fahiş zam. Benim İstanbul'da oturduğum sitenin aidatı bu yeni gelen, bu ay gelen zamla birlikte 1600-1700'e dayandı. Dolayısıyla böyle bir örgütlenmeye belki bizim de ihtiyacımız var. Devam edelim. Poligona atışa giden İngilizce öğretmeni yanlışlıkla kendini vurdu. Karnından yaralanan 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Atış yapmaya gitti, tutukluk yapan tüfeğe bakarken namluyu kendisine doğrulttu. Bu hatası genç İngilizce öğretmeninin hayatına mal oldu. Kuşadası'nda yaşayan İzzet Açıkel 42 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babası Açıkel bir arkadaşıyla birlikte poligona atış yapmaya gitti. Açıkel'in tüfeği atış sırasında tutukluk yaptı. Tüfeği kontrol etmek isterken silah bir anda ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği öğretmen karnından yaralandı. Açıkel hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kendi üzerine kopya düzeneği kurdu. Ehliyet sınavına girdi. Her şey sorunsuz gidiyordu. Ta ki ona kopya verenler yakalanana kadar. Para karşılığı cevapları söyleyen iki şüpheli polise onun adını verince 72 yaşındaki sürücü adayı sınav çıkışında gözaltına alındı.
Çıkar kulağındakini. Yavaşça çıkar. Kulağındakini çıkar. Kulağında kulaklık, gömleğinin içinde kamera. 72 yaşında ehliyet sınavına giren amca üzerinde kopya düzeniyle yakalandı. Bırak onu masaya. Masaya bırak masaya. Sınavda kopya ihbarlarını araştıran polis Sincan'daki e-sınav merkezini takibe aldı. Yakına park etmiş araçtan şüphelenince arama yaptılar. Halil İbrahim ve Furkan isimli şüphelilerin aracında cımbız, sim kart çerçevesi, wifi cihazı ve tuşlu telefon ele geçirildi. Başka bir şey yok mu? Kamerayı çıkar. Sıkıştırılan şüpheliler sınava giren 72 yaşındaki adama para karşılığı kopya verdiklerini itiraf etti. Kamerayı çıkar üzerindeki. Sınav merkezine giren ekipler bu kez de Hayrettin isimli adamı gözlemledi. Sınav çıkışında gözaltına alınan yaşlı adamın üzerinden kamera, modem ve kulak içi kulaklık çıktı. Çıkar kulağındakini. Yavaşça çıkar. Kulağındakini çıkar. Çıkarı göster. Nasıl soktuysan öyle çıkaracak. Kamerayı çıkar. Gömlek düğmesine. Bilekli mi? Göster kamerayı. İfadesinde 3 kez ehliyet sınavına girdiğini ama başarılı olamayınca kopyaya başvurduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bırak onu masaya. Masaya bırak masaya. Ah be amcam, 72 yaşındasın. Hani bundan sonra ehliyet alsan ne olur diyeceğim ama demek ki almak istiyorsun. En azından kopya çekmeseydin. Belediye otobüsüne bindi ama ne maskesi vardı ne de ücret ödedi. Şoför o yolcuyu uyarınca da o zaman geç gelmeseydin cevabı aldı. Şoför sınavı olan yolcu için polisi aradı. Abi maskeni takmasan polisi alırım. Maskeden takmıyorum, kara derleniyorum. Otobüs geç geldi diye ne kart bastı ne de maske taktı. Bir de pişkin pişkin geçti yerine oturdu. Erzurum'da belediye otobüs şoförünün sorumsuz yolcuyla imtihanı vardı. Duraktan binen yolcular kartlarını okutup ilerlerken bu adam kartını okutmadan geçip orta sıralardaki bir yolcunun yanına oturdu. Üstelik maskesi de yoktu. Abi sana kartın yok dedi. Beyefendi siz kartınızı tekmenizi unuttunuz herhalde. Yeni için saat araba mı kaçtı? Evet, onu maske yapacak dedeyim işte. Şoför kibarca unuttunuz herhalde diyerek uyardı ama yolcu pişkindi. Şoförün yanına geldi, otobüs geç geldi diyerek üste çıkmaya çalıştı. Maskeden sakın biliyorum, kara derleniyor. Şoför durumu polise bildirince duyarlı bir yolcu devreye girdi. Adamı biraz zorlayarak da olsa otobüsten indirip tartışmayı sonlandırdı. Yoksa kapıyı aç da gitsin. Abi yani öyle yok, araba gelmedi, gelmedi. Takacaksın abi. Kayda kurar neyse abi. Ben sana öyle götürürüm ama. Şimdi kıyıları buzla kaplı bir göle götüreceğiz sizi. Göldeki kuğuları yakından görmek ve hatıra fotoğrafı çekmek için birbiriyle yarışanlar tam anlamıyla felaketin eşiğinden döndü. Gölün buzları kırılmaya başlayınca yaşananlar geliyor ekrana. Dronunu havalandırdı ve eşiyle birlikte gülümseyerek poz vermeye başladılar. Drone görevini yapıp onları bu muhteşem karede ölümsüzleştirdi. Ama bu hevesleri az daha hayatlarına mal olacaktı. Çünkü drone dönüşe geçtiğinde göl kıyısını kaplayan buzlar kırılmaya başladı. Altay bölgesindeki Kuğu Gölü'nde o andan sonra tam bir panik yaşandı. Kırılan buzların üzerinde seke seke kaçmaya çalışanlar kadar çocuğunu suya düşmekten kurtarmaya çalışanlar da vardı. Buzun tamamen kırılmasıyla çoğu buz gibi havada suya düştü. Neyse ki göl fazla derin değildi ve boğulan hiç kimse olmadı. Ama ıslanıp dondurucu havada saatlerce titremekten çoğu kurtulamadı. Suriyeli çocuklar binayı taşıyordu. Onlara yaklaşıp okula taş atmayın dedi. Çocuk magandalar kendilerini uyaran 13 yaşındaki Musa Mert Tığlı sırtından bıçakladı. Arkadan koşarak gelip sol kürek kemiğinin altına bıçağı saplıyor. Okula taş atan Suriyeli çocuğu uyardı, sırtından bıçaklandı. Aslında beni üzen 13 yaşındaki çocuğun bu hale gelmesi, yapanın da zaten bir çocuk olması. Adana'da ortaokul öğrencisi olan 13 yaşındaki Musa Mert Tığıl, okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte eve yürüyordu. Okullarına doğru taş atan bir grup çocuk gördü. Yanlarına gidip onları uyardı. Okuldan olmayan birkaç çocuk okulu taşlarken bizimkiler de müdahale ediyor. Niye camlara taş atıyorsunuz diyerek. Ancak küçük magandalar o uyarıyordu.
uyarıdan pek de hoşlanmadı. İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Sana ne? Yaparız ederiz gibisinden. Neyse araya başka arkadaşları girince olay orada aslında bitiyor. Yaklaşık 15-20 metre yürüdükten sonra yeğenim arkadan koşarak gelip sol kürek kemiğinin altına bıçağı saplıyor. Musa bıçaklandıktan sonra durumun ciddiyetinin farkına varmadı. Ve o halde yaklaşık bir 150 metre herhangi bir şeyim yoktur diyerek eve doğru gidiyor aslında. Eve yakınken artık kan kaybından yere yığılıyor. Hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi tam olarak atlatabilmiş değil. Hayat tehlikesi devam ediyor. Biz de sabırla bekliyoruz. Sırtında şu anda bir tüp var. O tüpün kanı temizlemesini bekliyorlar. Ailesi Musa'ya dehşeti yaşatan çocuk Maganda'nın hak ettiği cezayı almasını istiyor. Yaşı küçük olabilir ama ne olursa olsun bir ceza olması lazım. Zaten o ceza verilmezse yaşadığı ülkenin halkına saygı göstermeyenleri saygı göstermek zorunda bırakırlar. Allah göstermesin, çok daha kötü olaylar olabilir. Çok daha kötü olaylara yol açabilir bu tür hareketler. Dış cephe kaplamasından kopan kayrak taşı bahçede oyun oynayan minik Furkan'ın üzerine düşüp ölümüne yol açtı. Biliyorsunuz dün akşam ekrana getirdik bu haberi. Küçük çocuğun ölümünden sonra tehlikenin farkına varıldı ve belediye ekipleri bütün taşları söktü. Bundan zaten iki gün önce şu üç bina alttaki binanın da taşları aşağı inmiş. Müteahhiti aramışlar, müteahhit siz söktürün diye haber vermiş. Müteahhitin kulak asmadığı o sorun 2 yaşındaki bir yavrunun canına mal oldu. Furkan'ı öldüren o taşlar bugün savcılık talimatıyla söküldü. Muğla Gümüşlük'te yaşayan Mesut ve Kıymet Akmeşe çiftinin 2 yaşındaki oğulları Furkan evlerinin bahçesinde oyun oynuyordu. O sırada evin kayrak taşlardan oluşan dış cephe kaplamasından büyük bir parça koptu ve Furkan'ın üzerine düştü. Mehmet kardeşimiz bir de çocuğun annesi çocuğumuzu alıp hastaneye yetiştirmeye çalışmışlar ama zaten çocuk burada vefat etmiş. Minik Furkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken o taşların diğer site sakinleri için de tehlike oluşturduğu ortaya çıktı. Müteahhit ihmali. Zannediyoruz ki projede binanın etrafı taş kaplıydı herhalde. İskan ve verilmeyince paldır küldür bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir tırtıklama yapılmadan, hiçbir şey alınmadan kale kimsava yapıştırıp geçmişler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Furkan'ın ölümüne neden olan dış cephedeki kayrak taşlarının sökülmesi talimatını verdi. Belediye ekipleri de bugün 12 bloklu siteye geldi. Gün boyu süren çalışmada tüm evlerin dış cephesindeki kayrak taşlar söküldü. Kış gelince ne yazık ki kömür ölümleri de başladı. Samet Çulha oğulları Ali ve Hüseyin'le kömür sobasının yandığı odada, eşi Asiye Çulha ise yatak odasında uyudu. Genç kadın sabah okula gidecek olan Ali'yi uyandırmak için odaya geçtiğinde eşi ve çocuklarını hareketsiz yatarken buldu. Sokaktakiler onun çığlıklarıyla uyandı. Altı ve dokuz yaşındaki iki oğluyla ölüm uykusuna yattı. Üşümesinler diye oğullarıyla birlikte sobalı odada uyudu. Kömür sobasından zehirlenen Samet Çulha ile çocukları Hüseyin ve Ali bir daha hiç uyanamadı. Yüreğir ilçesindeki bu evden sabah çığlıklar yükseldi. Gece kendi odasında uyuyan Asiye Çulha, sabah okula gidecek çocuklarını uyandırmaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Sobalı odada uyuyan 6 yaşındaki Hüseyin, 9 yaşındaki Ali ve kocası Samet Çulha hiç kıpırdamıyordu. Çığlıklarına koşan komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ama sağlık görevlileri geldiğinde yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. İki oğluyla kocası gece yanık bıraktıkları sobadan zehirlenip hayatını kaybetmişti. Bir gecede bütün ailesini kaybeden Asiye Çulha'yı kimse sakinleştiremedi. Baba ve oğullarının cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırılırken savcılık inceleme başlattı.
Ve bir Azmin Zaferi haberi. Bakın Meliha Mehmet Şancı çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü 11 yaşındaki Rabia Şancı'nın doğuştan el ve ayak parmakları yok. Zorluklara rağmen hayata sarılıp avukat olma hayali kuran Rabia hayallerine kavuşmak için protez el istiyor. Ellerim okumama engel olmayacak. Her şekilde okuyacağım ben. Hayalim avukat olmak. İnşallah avukat olurum. İki ellerim sorunlu ama inşallah geçerim onlara rağmen. Doğduğunda ayak parmakları ve elleri yoktu Rabia'nın. Ama o hayata sımsıkı tutundu. Hayallerini gerçekleştirmek içinse tek isteği protez. Arkadaşlarım gibi ben dışarıda kar topu oynamak istiyorum. Onlar gibi kalem tutmak istiyorum ben de. Muş'ta yaşayan Meliha Mehmet Şancı çiftinin 6 çocuğundan en küçüğüdür Rabia. 11 yaşında 5. sınıfa gidiyor. Doğduğunda hem elleri hem de ayak parmakları yoktu ama o hiç pes etmedi. Önce ayakta durmayı öğrendi, sonra da kollarını parmak gibi kullanmayı. Resim çiziyor, yazı yazıyor. Genellikle evde vakit geçiriyor ama asla boş durmuyor. Avukat olmak için çok çalışıyor. Tek isteği var, o da... Protez bile olsa ellerime kavuşmak istiyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ellerim için yardımcı olsunlar. Şu an imkanlarım el vermiyor. Devletin ve hayırseverlerden yardımlarını bekliyorum. Mutlaka minik Rabia'nın sesini duyanlar olacaktır. Tanju Özcan yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde partisinin de disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısında hükümeti eleştirirken elindeki iki farklı tipte ampulü göstererek bir tanesini kırdı. Yerinden kalkarken de şuraları temizleyin diye talimat verdi. Şöyle kıralım ampulleri, yolumuza daha tasarruflu olayla devam edelim. Disiplin kurulundan aldığı uyarıya uyarıyla karşılık verdi. Sakın ha, yanlış bir adayla çıkmayın. Belediye meclisinde ampullü şov yaptı. Şöyle kıralım ampulleri, yolumuza daha tasarruflu olayla devam edelim. Şunları temizleyin, birleşme 5 dakika verelim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir programda verdiği tüp bebek cevabıyla tepkilerin odağı haline gelmişti. Tepkilerin ardından CHP Özcan'ı disiplin kuruluna sevk etti. Kurulda Özcan'a uyarı cezası verdi. Bana uyarı cezası verilmiş. Bizim tüzüğümüze göre uyarı cezası verilmesinin şartları sosyal medyada bir partinin hakaret edeceğin, parti defterlerini tutmayacaksın veya parti malına zarar vereceksin. Cezanın ardından belediye meclisi oturumunda konuştu Özcan. Yüksek Disiplin Kurulu'nun uyarı kararını aldım, kabul ettim, cebime koydum. Ben de bu vesileyle kendi partimi uyarmak istiyorum. O da benim hakkım. Ve uyarılarını sıraladı. Bu hükümeti artık sandıkta yenemezse burada hiçbirimizin sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Bu birinci uyarı. İkinci uyarım, beni uyaranlara sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmelettin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kurmamış yanlış adamlarla seçime girmeyin. Ha girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim demeyin. Özcan oturumda bir de ampullü şov yaptı. Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı. O yüzden diyorum ki ben artık bu ampulden vazgeçeyim. Şöyle kıralım ampulleri, yolumuza daha tasarruflu olayla devam edelim. Şunları temizleyin, birleşme 5 dakika verelim. Şunları temizleyin, emrin olur ne demek? Bakın, tevazu sahibi olmak çok önemli. Hep söylüyorum, siyasi haberlerde asla yorum yapmam. Prensiplerime aykırı, hangi siyasi görüşe ait olursa olsun her görüşe saygımız var. Ama ve lakin dediğim gibi tevazu çok önemli. Yani ortalığı böyle batırıp da kirletip de şuraları temizleyin dediğiniz zaman yanınızdaki insanları ve izleyenleri kırabilirsiniz.
Peki devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ilave zam oranını açıkladı. Memur maaşlarındaki artış 2,5 puanlık ilave ile %30,5'e yükseldi. 1500 lira olan en düşük emekli aylığı 2500 liraya çıktı. Memurlarımızın Ocak ayındaki %5'lik dönem zammını %2,5 artışla %7,5 olarak uygulama kararı aldı. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave bir destek sağlamış oluyoruz. Memur ve memur emeklisine ilave zam, düşük maaşlı SGK ve Bağkur emeklilerine seyyanen artış yapıldı. Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Milyonların merakla beklediği açıklama kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı %36'lık enflasyonu işaret etti. Vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. En kısa sürede tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız. Sözü elektrik ve doğalgaz zamlarına getirdi. Dar gelirli için doğalgaz desteği verilmeye başlanacağını söyledi. Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Partisinin genel merkezindeki genişletilmiş il başkanları toplantısında ise muhalefeti hedef aldı. Memuriyetteki mülakat tartışması üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Yalan bunlarda bini bir para. Bu denli yalanı başarılı bir şekilde sergileyen bir başka parti ben siyasi hayatımda görmedim. İşi devletin kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yapmak varken bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdi. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı birbirine karıştırır oldular. CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik sözlerine tepkisi de sertti. Ne gafil, asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu fahşiş zihniyetin. CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Artık cambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman peygamberimize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. Yeri geldiği zaman da ağzınızda, dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız. Çıkıp milletten ve Diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Malum bugün salı olunca partilerin grup toplantıları vardı. İşte partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik teftişe destek verdi. Bahçeli'nin hedefinde 3 isim vardı. Tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemeli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suç işlenmişse, terörist bir diyet programı kapsamında işe alınmışsa, bunun birinci derecede sorumlusu, temsili olarak şube müdürü Ahmet, daire başkanı Mehmet değil, bal gibi, buz gibi belediye başkanı olan zattır. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik teftişe destek verdi. İsim vermeden teftişi eleştiren Bülent Arıncı hedef aldı. Lafı ortaya attım, isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? Özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu'nun tabii adaylığını güçlendireceğini ifade eden, bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi, sana soruyorum, siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV ekranlarında mı arıyorsun? CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik sözlerine de tepkiliydi. Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkan vekili, Kur'an kursları için ortaçağ zihniyeti demek suretiyle ucuz, uydu, köhne, din dışı bir büktanda bulunmuştur. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Kur'an'da eli olmayanın okunmasına da tahammülü olmazmış.
CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini bekliyoruz. MHP liderinin gündeminde enflasyon ve memur zammı da vardı. Dün belli olan %13.58'lik Aralık ayı tüketici enflasyonuyla 2021 yılında kümülatif enflasyon oranı %36.08'e tırmanmıştır. Enflasyona karşı milli irade teyakkuzdadır. Hiçbir vatandaşımızı bu canavara ezdirmeyeceğiz. Memur ve emekli maaş zamları hakikaten sevindiricidir. Refah açısından önemli bir gelişmedir. Kriz tellallarını da ters köşeye yatırmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomi üzerinden iktidara yüklendi. Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiği için kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Hedefindeki isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. İntikam alacaklar. Kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Neymiş? Efendim orada teröristler çalışıyormuş. E senin görevin ne? Senin görevin teröristi yakalamak değil mi kardeşim? Git yakala. Niye bağırıyorsun? Varsa terörist yakasından yakala, götür savcıya teslim et. Ama yapmıyor. Yapamıyor. Yok çünkü böyle bir şey. İftira atacağım. Partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddiaları iftira olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu ekonomiyi eleştirdi. Dolar kurundaki oynamalardan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunları gerçekleşti. Bu soygunun bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmak istiyoruz. Bir önerge verdi grup başkan vekillerimiz. Önerge bugün görüşülecek. Bu önergeye kim hayır diyorsa o yolsuzluğun ortağıdır. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamdan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Kiminle mücadele edeceğiz? BOTAŞ'la mı mücadele edeceğiz? BOTAŞ'a talimatı veren sensin. Elektrik şirketleriyle mücadele edeceksin? Erdoğan'a bir çağrıda da bulunmamız lazım. Ya Allah aşkına zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Ya de ki mesela şuna zam yapmadık. Açıklayamaz. Ama ben bir tüyo vereyim. Teneffüs ettiğimiz havaya şimdilik zam yok. Oradan kurtarıyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de seslendi. Dikkat çekici ifadeler kullandı. Bahçeli'ye de söyleyeyim. Senin milliyetçilik diye ortada gezmenden de hoşlanmıyorum. Milliyetçi demek liraya değer veren kişi demektir. Hiçbir ülkücü haramzadelere hizmet etmez. Bu bölümü Sayın Bahçeli dinlesin. Katarlıların işlettiği Antalya Limanı. İşletme süresi 2028'de bitecek. 2047'ye kadar uzatıyorlar. Ya Katarlılara ne vermediniz ya? Yer verdiniz, toprak verdiniz, takbalet verdiniz, liman verdiniz. Ya vermediniz, yer kalmadı ya. Şimdi memleketi Katar Katar satarsınız, ortalığa çıkıp ben milliyetçiyim diye gezersiniz. Nasıl milliyetçilik bu? Nasıl ülkücülük bu? Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyareti üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı'na da yanıt verdi. Tam da karakteri neyse onun gereğini yaptı. Güya ben eşkıyaymışım. Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğim için eşkıya olarak tanınıyor. Ankara'da dayısı olmayanların sesi olmak için oraya gitti. Hatırlar mısınız? Titanic diye bir gemi vardı. Gemi battığı zaman fakirlerin bulunduğu katta kapıları kapattılar. Daha sonra anahtar, kilit vurdular oralara. Onlar yukarı çıkıp filikalara binmesinler diye. Batan geminin malları felsefesiyle yapıyorlar. O filikalara da binip gitmeyi istiyorlar. Ama biz göndermeyeceğiz. Ama biz soracağız. Dün akşam tabii tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi. Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarının artış oranı da belli oldu. SGK uzmanı Özgür Kaya'ya %30'u geçen artışla birlikte kimin ne kadar maaş alacağını sorduk. Burada önemli olan ücretlere yansıyacak enflasyon rakamı. Enflasyon rakamı da %25.48 olarak gerçekleşmiş oldu. Milyonlarca memur ve emekli maaş artış oranlarını merakla bekliyordu. Rakam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Daha önce memur ve memur emeklilerin toplu sözleşmeden kaynaklı %5'lik zamları vardı. Bu zammın üzerine %3 ve üzerinde bir enflasyon çıkması durumunda memur ve memur emeklilerine de yansıtılacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında memur ve memur emeklilerine zam oranını %30.5 olarak belirtti. Bir öğretmenimizi düşünün, 9'a 1 derecede 4941 lira iken maaşı 6448 liraya yükselmiş oldu. Yine bir polis memurumuzun 8'e 1, 7465 lira olan maaşı 9741 liraya yükseldi.
bir uzman doktorumuzun birin dördünde olan 10.126 lira alırken 13.214 liraya maaşı yükselmiş oldu. Yine sağlık çalışanı hemşiremiz 9'a 1'de 5.237 liradan 6.834 liraya maaşı yükselmiş oldu. Din görevlisinin ise 9'a 1'de 5.016 lira olan maaşı 6.545 liraya yükselmiş oldu. Memurlarımızın yapmış oldukları görevler, meslekleri, kademe ve derecelerine göre maaşlarda değişkenlik gösterebiliyor. Bu anlattıklarımız memur ve memur emekleriyle ilgili. Yapılan zamlardan sonra en düşük memur maaşı 4.880 liradan 6.368'e, en düşük memur emekli maaşı ise 3.275 liradan 4.273'e yükseldi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya oranın farklı gruplara nasıl dağıldığını da açıkladı. Bizim beklentilerimiz esasında asgari ücrete yapılan artışla paralelinde baktığımızda benim tahminim 30 ile 35 arasında bir zam olacağını düşünüyordum. Fakat 30.5'te kaldı. SGK ve Bağkur emeklileriyle ilgili. 2000 öncesi bir SGK'dan emekli olan vatandaşımız 2.624 lira alıyordu. Enflasyon rakamı da %25.48 geldiğine göre bunun üzerine ilave ettiğimizde maaşı 3.291 liraya yükselmiş oldu. 2000 sonrası 1.500 lira emekli maaşı alan kişi de taban aylık uygulamasıyla aylığı daha da düşük bağlanmış olsa da ödemesi 2.500 lira olarak gerçekleşecek. Esnaf Bağkurluğumuz 1.912 lira maaş alırken taban aylığa çıkarılmak suretiyle 2.500 lira olarak gerçekleşti. Eşi çalışmayan bir memura eşten dolayı 511 lira, 6 yaşın altında bir çocuğu varsa 115 lira, 6 yaşın üzerinde ikinci çocuk varsa 57 lira olarak maaşlarını alabilecekler. Eğer %25.48'lik zamla 2.500 liranın altında kalıyorsa onlar otomatik olarak 2.500 liranın ya çıkarılmış olacak. Restoranın önünden motosiklet çalan hırsız kaçtı. Önce işletmenin kuryesi, sonra da patron peşinden gitti. Kurye onu ileride bir yerde yakaladı, ancak hırsız onu bıçaklayıp kaçmaya devam etti. Arkadan gelen patron çok daha öfkeliydi. Otomobille öyle bir çarptı ki ona, duvarda bile koca bir delik açıldı. Büyük bir gürültü duydum. Bomba patladı sandım. Gözlerinin önünde motosikleti çaldı. Kovalamaca sırasında motokuryeyi bıçakladı. İş yeri sahibi onu çarparak durdurmak isteyince hırsızın ölümüne neden oldu. 17 yaşındaki Musa Bakır Burcu'daki bir restorana ait motosikleti çaldı. Olayı gören iş yeri sahibi Fatih Yaman otomobille, kuryesi Hamdullah Kılınç da motosikletle hırsızın peşine düştü. Kılınç hırsızı tekmeleyerek motosikletten düşürdü. Ancak çıkan arbedede hırsız onu bıçakla yaralayıp kaçmaya devam etti. Bu kez de Fatih Yaman onu kovalamayı sürdürdü ve iddiaya göre ona iyice yaklaşıp otomobiliyle çarptı. Savrulan motosiklet çarptığı evin duvarında koca bir delik açtı. Çocuklarımla birlikte evde oturuyordum. Çocuğum şu kanepede oturmuş, ders çalışıyordu, kitap okuyordu. Ben de şurada uzanmıştım, bir gürültü duydum. Bomba patladı sandım. Dışarı çıktığımda şurada arabayı gördüm ve motosikleti gördüm. Yaman'ın otomobili de takla attı. Yaralanan iş yeri sahibi camı kırarak araçtan çıktı. Aracını orada bırakıp yürüyerek hastaneye gitti. Araç sürücüsü de aracın camını kırarak arabadan dışarı çıkmaya çalıştı ve çıktı. Ben dışarı çıktığımda kendisi buradan kaçtı gitti. Ağır yaralanan hırsız ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi ise sürüyor. Cinayette suçlanan Fatih Yaman ifadesinde kazayı tam hatırlayamadığını belirtip motosiklete değil de yol kenarındaki bir araca çarptığını söyledi. Motosiklet hırsızının öldüğünü bilmeyen Yaman, "Şikayetçiyim," dedi. Bal sever misiniz? Yani benim pek aram yoktur. Hani olmasa da aramam ama balın seveni çok. Çünkü şifalı mı şifalı, bin bir derde deva. Ama tabii sahte değilse onu söyleyeyim. Bu yıl bal üretiminin az olması tabii sahtekarların da iştahını kabarttı. Piyasaya sürülen sahte bal miktarı artınca uzmanlardan da uyarı geldi. Balın sahte olduğunu anlayamıyorum. Merdiven altı ballarında çok hile var. %70, %60 hile var yani. Sağlıklı olmak uğruna kaşık kaşık bal tüketirken aman sağlığınızdan olmayın. Doğal olmayan her şey metabolizmaya zarara uğratıyor.
Çok açık ya da çok koyu olması neyi ifade eder? Tamamen nektardır. Kestane balığıysa ya da kekik balığıysa ya da işte ıhlamur balığıysa veya çiçek balığıysa hepsi veya çam balığıysa hepsinin farklı farklı florası vardır. Farklı farklı bitkilerden özünü almıştır. Bal şifa kaynağı ama sahtesi oldukça yaygın ve çok da tehlikeli. Bu sene balın %45 oranında az olması sahtecilerin de iştahını kabartıyor. Market taraflarında yani 30 lirayı hala balı. İnsanların zehirlendiğini düşünüyorum. Gerçek bal şu an 150'den başlar, 500 liraya, 1000 liraya kadar balın kilosu değişebilir. Ne renginden ne de görüntüsünden anlaşılıyor. Piyasada üretilen sahte ballar sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki sofralarımızın vazgeçilmezi olan balın orijinaliyle sahtesi nasıl ayırt edilir? Gerçek bal bıraktığımız zaman şekerleşmez, donar, beyazlaşır. Süzme bal ise akıttığımızda hiçbir zaman kesintiye uğramaz ve şekerleşmez. 3 kaşıktan fazla yerseniz o hakiki bal değil. Glikoz verilirse bile sonuçta balı yapan yine arı oluyor. Sağlığa bir zararı var mı? Arı glikozdan tek bir besin değeri alır. Arıya yabancı bir madde veriyorsunuz, glikoz. Glikoz şurubu veriyorsunuz. Arının bir kez sağlığını etkiliyor. Dolaylı yoldan da insan sağlığına zarar verir. Fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayarak balın da sahtesini üretti. Binbir çeşit ilaç katıyorlar koku vermek için. O kadar zor ki sahte balı anlayabilmek. Bal esansları kullanıyorlar. Aslında arı değmemiş. Hiçbir şekilde işlenmemiş, arı görmemiş bal diye piyasada maalesef satılan ürünler var. Sahte balı ayırt edebiliyor musun? Sanırım ben edemem. Ya her şeyin sahtesi var artık. Kestanenin kabuğunu soyuyorlar, tenekenin içine atıyorlar, ondan beraber kaynatıyorlar. Kestane kokusu veriyor. Ve bunu bizim arkadaşlarımız kestane balı diye satıyor. 40 tane de yemin ediyor. Hakiki kestane balı diye. Ama değil. Son dönemlerde piyasadaki sahte bal miktarının artmasından dolayı bal üreticileri uyarıda bulundu. Bu konuda mevzuatta yeni bir düzenleme yapıldı. Hapis cezası var sahte bal diye üretilen gıdalara. Ve ciddi anlamda sağlığa zararlı. Bildiğiniz, tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerden balı alın ya da kendiniz üret. Artık hayatımızın birçok noktasında şekerli, gazlı, hazır içecekler var. Susuzluğumuzu gidermek ya da yemekle birlikte tükettiğimiz içeceklerin sağlığımızı nasıl etkilediğini biliyor musunuz? İşte öğrenmek için biz de uzmanına sorduk. Tadını da seviyorum. Yani yemeklerle de güzel gidiyor açıkçası. Susuzluğumuzu gidermek ya da yemek yerken eşlik etsin diye tükettiğimiz içeceklerin sağlığımızı nasıl etkilediğini uzmanına sorduk. Aldığımız yanıtlar pek iç açıcı değildi. Tam aksine su ihtiyacımız daha da artıyor ama biz bunun farkında olmadan kolayla o su ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Bir bardak kola içtiğimizi sanıyoruz ama bir bardak kola içerken 8 küp şeker tüketmiş oluyoruz. Günde 4-5 bardak kola içen kişiler var. Yani günde 30-40 küp şeker tüketmiş oluyorlar. Gazozda da tıpkı kola gibi bir bardağında 8 küp şeker var. 8-10 küplere kadar şeker içeri yükselebiliyor. Peki sağlıklı olduğunu düşündüğümüz portakal, nar, domates suları, meyan kökü, şıra ve şalgamda durum nasıl? Masum sanıyoruz ama ne yazık ki değil. Yine şeker içerikleri yüksek ya da tatlandırıcıyla tatlandırılıyorlar ve daha da ötesinde aslında katkı maddesi içerikleri çok yüksek. Yani bedenimize iyi bir şey yaptığımızı sanarken kötülük yaptığımızı bilmek gerekiyor. Ben light içiyorum. Yok, o sağlıklı şeker. Kilo sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ve çok fazla tükettiğimiz içeceklerin içinde de şeker oranlarının fazla olduğu da ortada. Pek çok kişinin aslında sağlıklı sanarak tükettiği bu soğuk çaylarda ciddi anlamda yüksek şeker içeriyor. Mesela bir bardak soğuk çayda 7 adet küp şeker mevcut. Hazır meyve suları da yüksek oranda şeker içeriyor. Mesela bir bardak hazır meyve suyunda ortalama 6 adet küp şeker var. Pek çok anne baba sağlıklı olduğunu düşünerek çocuklarına çikolatalı süt içiriyor. Ama farkında olmadan bir bardakta 5 küp şeker içerdiğini de bilmeleri gerekiyor. Bunu hazır almak yerine kakao ile ve balla karıştırıp sağlıklı formunu elde edebilirler. Hazır satılan kutu içeceklerin yerine evimizde mevsimin meyve ve sebzelerinden sağlıklı doğal içeceğimizi yapmak mümkün. Burada benim 1 adet portakalımın suyu var. Buna daha fresh bir seçenek elde etmek için bir şişe maden suyumu ilave ediyorum. Ekşilik çok sevmiyor çoğu insan.
Bu yüzden de bir tatlı kaşığı kadar balımı ilave ediyorum. Çok iyi bir içecek. Hem çok ferahlatıcı, hem çok lezzetli, hem de tam bir şifa deposu. Hazır içecekleri almadan önce etiketindeki içerikleri kontrol etmemiz gerekiyor. İçeriğinde sadece meyve şekeri var diye satılan pek çok içecek de var. Etiket okumak burada çok değerli. Etikette aslında bilmemiz gereken pek çok detay yer alıyor zaten. Böylece ana haberi noktalıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine bizleri evlerinize, işyerlerinize konuk ettiniz. Biliyorsunuz artık WhatsApp ihbar hattımızdan her türlü görüş, öneri, eleştirinize açığız. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Kara Ercaner, elimizden geldiğince de mesajlara cevap veriyoruz. Yarın akşam görüşmek dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.